Kışı sevmiyorum. Bakın şu anda güneş var. Hava yine çıtırıyor ama esiyor. Esiyor işte. Bakın bak. Esiyor. Esiyor gayet esiyor. Yaz gelsin, yaz gelsin. Şu da edebiyat bahçesinde zaten görüyorsunuz. Boş. Yazın kalabalığı nerede? Yok. Yaz gelsin abi. Şuraya bakın. Şu hale bakın. Bunlar hep beni sinir ediyor. Manyak ya. Yapın şunları artık. Neyse, güzel bir günden herkese merhaba. O kadar kötü anlattım ama yine de güzel bir hava var kışa göre. Yani en azından donmuyoruz ve rüzgar etse de iyiyiz. Ziyarete gelen bir arkadaşımız var. Sizlerin de uzaktan minnacık bildiği, benim beraber 4 yıl okuduğumuz canım arkadaşım bizi ziyarete geldi. En son Antalya'daydı kendisi. Evet, İlayda'dan bahsediyorum. İlayda konuğumuz değil, o İlayda bizimle beraber, İlayda geldi. Hayır, buradan bakıyorum ya. Gülmeden duramıyorum. Selam. Hoş geldin. Hoş buldum. Dur, yanına geleceğim. Heh, arkada bir şeyler kırıldı galiba. Rüzgar yüzünden bazı şeyler sarılmakta. Nasılsın? İyiyim vallahi ya. Dün düştüm, onu anlatabilir miyim? Ama bu hikayenin evet, en başı falan var işte. Hadi bakalım, başla. Şimdi Eylül'de falan ayağımı zaten servis inerken kırılmış gibi bir şey olmuştu. Çelebi de çalışıyordun. Aynen. Dün dolmuşa yürürken gene aynı yerimi burktum. Şurayı. Canım acıyor. Ama mutluyum yani. Böyle şeyleri dert etmiyorum. Gelmişim buraya. Bunu mu şey yapayım arkadaşlar? Doğru değil mi? Evet, evet. Öyle. Neyse, iyisin yani şu anda. İyiyim, iyiyim. Çok şükür. İyi. Okulu nasıl buldun? Aynı. İşte insanların yüzleri çok değişmiş sadece. Çünkü 4 yıl boyunca gelince hep bir tanıdık simalar ister istemez oluyor insanlarla birebir konuşmasak bile. Şu an kimseyi tanımıyorum. Siz hariç. Vallahi ben de tanımıyorum. Yani sonuçta arkadaşlar mezun oluyor, büyüyorlar, gidiyorlar. Tamam. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Sonunda söylenmiyor. Hayır, bu ortasında, bu ortasında, bunun ortasında söylüyorum. İstanbul nasıl? İstanbul güzel. Kadıköy'ü özlemişim. Ama asla mesela Taksim'e gitmek istemiyorum mesela. Hiç dedin mi öyle bir şey? Taksim'e ne olur gidelim falan diye. Hayır. Saçma bir yer Taksim. Bir tek menemen için bir ihtimal. Ya o da sabah olursa, sabah uyanıp da gidemem ya. Taksim'e falan menemen yiyeceğim dedi. Lades mi? Onun videosu var. Şuraya tıklayıp izleyebilirsiniz. O kadar güzel yeri gösterdi ki lütfen İlayda hatırına tıklayın. Ya, hemen bağladım. Düşünüyorum da Çelebi'den ayrıldın. Zaten ayrılacağını sinyallerini vermiştin bize. Tabii canım, ben vakit dolduruyordum sadece yani. Ekim'de işte sezonluk, işte Ekim'in sonunda herkesi çıkartıyorlar zaten. Ama istemiyorsa hani istifanı vermeyip sezon başlayınca tekrar geri arıyorlar. Onu da istedim. İstifamı. İstifamı yazacaktım yani. Yıkılıyoruz bu arada. Kabus gibi. Çalışılır mı çalışılmaz mı? Çelebi'den. Yer hizmetleri, yer hostesliği. Çalışılır herhalde. Ben bir de süpervizörlük yapıyordum biliyorsun TUİ'nin. O biraz daha kafa... Çalışılır ama işte ne bileyim yani kendine çok fazla vakit ayıramıyorsun yani. Günün çoğu izinliysen uyuyarak geçiyor. Yani senin iznini senin uyuman üzerine kuruyorlar yani. Hani uyuyabil diye izin veriyorlar. Yani çok bir şey yapamayınca da insan ister istemez psikolojik bunalıma giriyor. Fiziksel olarak yoruluyorsun, öyle söyleyeyim. Ama çalışılmaz değil. Sonuçta insanlar bu mesleği okuyup, üniversiteden hani bunu okuyup çalışan insanlar da var. Reklam aldım. bu için okuyanlar da var ve bunu severek yapanlar da var. Tabii canım var, yani orada bizim severek... Bizim arkadaşımız da hala devam ediyor. Aynen. Onu da görürsünüz birkaç dakika sonra buraya göre. Sen bu işi bitirmişsin ya. Tamam, takılalım. Bir dahaki etkinliğimizde videoya görüşmek devam üzere. Edelim. Kalan çayları içen Efsun Hanım. Kendi kendine gidiyor. Çekme o kadar iyi. 'Kula kantin diye kahveci açmışlar. Ya fiyatlar dışarıya göre ucuz, okula göre pahalı. Ama makine yapmıyor, espresso makinesi var. Denemedim, tadını bilmiyorum. Haberiniz olsun. Antalya'da hava nasıl?
gibi, burası İstanbul gibi ya, yani şu anki hava gibi. Ha, sıcak ya. Yani bugün 2-3 gündür iyi ya, orada da genelde böyle. Her türlü Antalya'yı kabul ederim sıcaklık konusunda. Yani oranın o işte en soğuğu, işte geçen haftalar 3-4 gün sürdü. Hissedilen -3 falandı. Efsun'la konuşuyorduk o zaman. Böyle çok soğuk olunca tam oluyor yani. Islak soğuk. Evet. Bir de aynen nemli olduğu için hani insanın kemiğine kadar işliyor o soğuk. Ya buradaki hissettiğin -3 ile oradaki -3 neyse aynı olmuyor. Çok haklı, o kadar haklı ki. Kuru soğuk da kötü, nemli soğuk da soğuk, hepsi kötü abi. İşte bayağı böyle soğuğa maruz kalmayınca şey düşündüm. Ben yani sonuçta 4 yıl İstanbul'da hep o soğuğu yaşadık. Ben nasıl işte gittim geldim o yolu okul falan diye düşündüm. her gün öyleydi kışın sonuçta. Evet. Şimdi eminim. Yine bir şeyler oluyor ya Rab ya. Şu an bence hava düzelmeye başladı zaten İstanbul'da değil mi? Evet. Her tarafta inşaat var abi. Her tarafa, Allah'ın her tarafına yeni bir şeyler yapıyorlar. Şunları siyah boyuyorlar. Biyoloji binasıydı ama artık galiba diş hekimliği olacakmış. Öyle bir sıkıntı yaşadılar geçen gün. Biyoloji bölümü bayağı çıldırmıştı. Yani eğer bilen varsa yazsın onu. Yılbaşında kedi ısırdı. Şurada izi hala duruyor. Göreydim. Tamam. Ha. O yüzden böyle sokak kedilerini pek ellemek istemiyorum ki iki tane kedim var. Yani. Ya belli olmuyor, hayvanın canı sıkılıyor. Ay çok üzülsün. Ne yemeye gidiyoruz? Çiğ köfte. Bizim burada bir çiğ köfteci vardı. Ona yemeye gidiyoruz. Sıfır Türkçe. Bak burada, aha bak duruyor hala. Bunu kaç yıl önce yazmıştı? Şey diyoruz ya, dürüm yemek yerine 500 gram falan söylüyor. Ortaya vuralım mı bu? Aynen. Ortaya koyalım bakalım. Mı yani? Bunu en başta yapsaydın keşke ya. Çiğ köften bitmiş kültü çekim. Doydum çünkü aklıma geldi video çekmek. Tamamen bir aç işareti değil mi? Afiyet olsun. Elhamdülillah bugün de doyduk. Aynen. Evet, nasıldı? Normal çiğ köfte. Normal, bir şey yok. Ama şey yapmamız çok iyi oldu. Dürüm yerine. Aynen, ikisi o çok iyi bak. Ya bunu 4 yıldır fark edememeyi düşünemeyişimiz beni kahretti. Çok üzgünüm bu konu yüzünden yani. Dürüm aldığınız zaman daha pahalı oluyor. Eğer 3 kişiden fazlaysanız ortaya porsiyon söylüyorsunuz. Mesela 250 gram söyledik. 10 liraydı. Aynen. 3 de ayrandan 20. Nasıl 3 ayran 10 liradan 20 tuttu o porsiyon? galiba bir dakika. Lavaşları falan. Lavaş, ekstra lavaş dedik ya biz. Falan. Aynen, ona 1 lira yazmış olabilir. Fazladan 2 lavaş 1 lira, anladın mı? Tamam, 1 lira olsun. 2 lavaş 1 lira. 3 olsun. 3 6 9 1 10. 3 hiç lira. Sorgulamadan küçük para ödüyoruz biz ya. Küçük ayran 3 lira. Niye sorgulanmıyor? Hayır, bu? Küçük ayran 3 lira. Köpüden bir lira. Telif. Bunlar hep telif. Hadi gidelim abi. İlaçlar içildi. Aynen ya. Senin günün oldu şu anda bu olay. Vallahi ilk geldiğim günde biraz boğazım kötü gibiydi. O gün de Nurofen aldım. Ona sıçradım. İlaç almaya geldim buraya herhalde. İlaç almak için şehir değiştirmek işte. Aynen. Minimum seviyede para harcayayım diye uğraşıyorum. Ama olmuyor. Olmuyor. İyi hadi, nereye gidiyoruz? Bakırköy. Sıradaki yolculuğumuz Bakırköy. Metroya iniyoruz şu anda. Ne yapıyorsun? Prospektüs okuyorum. Hobileriniz neler? Prospektüs okumak. Boş zamanlarınızda ne yaparsınız? Prospektüs okurum. Marmara'ya değişen hiç yamak, güvenlikler görmesin diye altta tutuyorum. Tam böyle gizli çekim oldu. Ya 200 basım kullanıyoruz. Bitti ya, 15 gün var. 60 tane kaldı. Bu ne böyle?
şunun aktarma iadesini bir şeyini alalım, bitecek yoksa patates olacağım. Nerede? Neredeyiz? Tam bileti 6 lira basıyor. Ağlıyor da. O da ayrı ağlıyor. İstanbul'un göbeğinden herkese merhaba. Göbeğim. Göbeği değil tabii ki. Bir zamanın göbeği. Nasıl buralar? Çoktandır gelmiyordum. Yani ben Bakırköy'ü çok seviyorum. Bakırköy linci yani, yiyecek. Ya, hayır. Yemeyeceğim. Umarım yürüyemiyorum. Çok karışık yani. Böyle düzensiz geliyor bana niyeyse. Ama şu metro artık Marmaray. Yoğunmuş. Marmaray. Şu köşede durarak günde iki defa röportaj verebiliyorsunuz. Akşam saatlerinde televizyonu kesin çıkma köşesi burası. Valla. Aynen şurada kesinlikle televizyonu çıkıyor. Hayır canım, meydan burası değil. Meydan hayır burada da var. Hayır burada da var. Burada çok mu röportaj yapılıyor? Evet meydanda da var ama orada da var. Kasa kasana geldi. Nasılsın Yağmur? İyiyim teşekkürler. Umut Bey nasılsınız? İyiyiz. Nasıl gidiyor? Mezun oldun mu? Oldum. Hiç göremediğimiz arkadaşımız. Sizin de hiç görmediğiniz bizim arkadaşımız. Bizim de 5 senede mezun oldu. O da evlendiler bu arada falan. Böyle şeyler de oldu. Neyse onu vlog'a çekmedik ama neyse tamam. O zaman görüşürüz ileride. Görüşmek üzere. Kendine iyi baksın, cici baksın. Kimseye bir şey demiyorum. Tamam ne diyorduk? Abone oluyoruz. Abone olun. İşte beğenmeyi unutmayın. Hadi geç. İyi hadi görüşürüz. Bye bye.